Yepyeni bir teknosinerjiden herkese merhaba. Merhaba sevgili izleyenler. Birazdan internet haberciliği nasıl değiştiriyor? Geleneksel gazetecilik internet haberciliğiyle yok mu oluyor? İşte tüm bunları konuklarımızla tartışıp konuşacağız. Davet ediyoruz kendilerini. Çocukluk hayali ve ilgi alanları onu bugünlere getirdi. Uzay teknolojileri mühendisi, bilgi sistemleri yöneticisi ve aynı zamanda bilişim muhabiri Ahmet Usta birazdan Teknosinerji'nin konuğu oluyor. Aşkın ve kadın davranışının uzmanı, gönüllere taht kuran şarkıların söz yazarı, düşündüren köşe yazarı Yasemin Pulat, şimdi Teknosinerji'de bizlerle. Ahmet Usta hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yasemin Pulat siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler ben nasıl? Ben keyifliyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Çok güzel görünüyorsunuz. Çok mersi aynı İki şekilde. İki tane erkeğin yanında iltifat etmek bana düştü. Oley. Bize sıra gelmedi de o yüzden evet, galiba. Hızlı davransaydınız. Yasemin Pulat köşe yazılarınız var. Evet. Kitaplarınız var. Söz yazarısınız aynı zamanda. Bu kadar şeyi nasıl başarıyorsunuz? 10 parmağınızda 10 marifet mi diyelim? Nasıl yetişiyorsunuz? Aslında hepsi birbirine çok benzeyen işler olduğu için ve birbirinin devamı olduğu için hiç zorlanmıyorum. Bir de ben çok severek yapıyorum. Çok aşkla yaptığım için işte şarkı da yazmak, kitap da yazmak, köşe de yazmak, hepsi de yazmak başlığının altında toplanan işler olduğu için ben hiç zorlanmadım bugüne kadar. Bilakis hani ne kadar çok yazacak şeyim varsa o kadar mutlu oluyorum. Tabii biraz insan bazen hani nasıl yetiştireceğim, ne yapacağım? Çünkü bu fiziksel bir iş olmadığı için, zihinsel ve duygusal bir iş olduğu için zaman zaman tabii ki zorlanıp kendini baskı altında hissediyor ama o da keyifli. Kadar güzel maşallah. Ben. Devamını diliyoruz o zaman. Peki teknolojiyle aranız nasıl? Aslında hiç iyi değil. Yani çok internetin içinde biriyim ama yani hem internette yazıyorum, internet yazarıyım. Hem çok kullanıyorum. Facebook, Twitter çok aktif biriyim. Ama teknolojiyle aram çok kötü. Yani telefonumda bile bir şey bozulduğu zaman ya bunu ne olur bir yapar mısınız falan diye götürüyorum. Ya hiçbir şeyden anlamıyorum. Ben sadece böyle tuşlara basıyorum. Böyle kullanıyorum. Yes, no falan. Eyvahlar olsun. Ya bilmiyorum. Peki, hangisinde aktifsiniz daha çok? Facebook sanırım. Çünkü orada biraz daha tabii şeyiz. Hani alışkın mısınız? Orada artık bir aile gibi olduk yıllardır. Öyle ben buraya gelirken bile hatta az önce işte Sinebeş'e gidiyorum. Sizin programınızdan bahsettim. Hadi ne giyiyoruz? İşte bunu mu giysek, şunu mu giysek falan diye. Orada birlikte karar ver. Saçımı ne yapsak? Çok işte güzel. Dağınık olsun. Tamam saç dağınık oldu. Karar verdik falan. Harika. Böyle. Hani orada daha aktifim ve orada daha çok eğleniyoruz. Bir arada çok eğleniyoruz. Orada arkadaşlarımla artık ben onlara okur demiyorum. Dost olduk. Güzel yani Facebook'u daha aktif kullanıyorum. Twitter'da kaç profilimiz de var bayağı? Birden fazla profil var değil mi? Ya bir tane var o dolduğu için ikinci profili açtık ama onun dışında var. Evet de onlar ben değilim. Yani. Var ama benim iki tane profilim var. Twitter'da da biraz daha aktif olmaya çalışıyorum ama gerçekten bazen zaman olmuyor. Yani bazen hiçbir şey internete hiçbir şey yazmadığım günler falan olabiliyor. Çünkü çok çalışıyorum hani bir şeyler yazmam gerekiyor ve unutuyorum da bazen ama sonra tekrar bir dönüyorum yani bitince işler. 3575 takipçiniz mi varmış? Evet. Galiba. Twitter'da. Ama Twitter'da takipçi sahibi olmak için çok tweet atmak gerekiyor diye bir şey var biliyor musunuz? Ben işte öyle değilim. Hani ben yazıları paylaşıyorum ve vaktim olduğunda çok hoşuma gidiyor ama onun dışında özel olarak ona bir mesai harcayamıyorum. Dolayısıyla hani o takipçi sayısının artması için onun başından kalkmamak ve sürekli tweet atmak falan gerekiyor yani. Evet, bir de sevgili Yasemin bir de son kitabımız Diyazam Etkisi var evet. Değil mi? Biraz ondan da bahsedelim. Hatta şöyle evet. Bir gösterelim. Evet, kapağını çok seviyorum. Renk de son derece turuncu enerjik benim, bir evet, renk. Evet, çok seviyorum turuncu. Hep böyle bir tarafımda bir şey vardır turuncu. Benim kapaklarım bundan sonraki kapaklar da böyle olacak. Ya bu bir seri. Şimdi Eylül'de çıkacak kitabın kapağı da böyle bir kapak. Ne zaman çıktı Diyazam Etkisi? Diyazam Etkisi bilmiyorum. İçinde yazıyordur. Yani bir sene olmadı galiba. Zaman bu, kavramı ama çok güzel için. Bir durum. Şimdi bende de aynı şey var. Mesela ben köşe yazılarımı hangi köşe yazısını ne zaman kime yazdığımı hatırlamıyorum ama zamanı hatırlamasam da o duyguyu ve şeyi hatırlıyorum. Değil mi? Size sende de öyle oluyor. Ben hangi yazıyı niye neden kime nasıl yazdığımı çok iyi hatırlıyorum. Ben zamanını hatırlamıyorum. Değil mi? Böyle bir şey var.
Hiç hatırlamıyorum. Bu daha önceki kitaplarda neler var? Örümcek Ağa, Ben Bir Kediyim, Kedi Evden Kaçtı. Evet. Değil mi? Evet, bir kedi serisi vardı. Evet. İçimdeki Gürültü var. Başka? Kırık Köşe var. Uzaklar, herkes için Uzaklar var. Ten Ayaklanması var, var. Çok da kitabımız 8, var. 9. çıkacak şimdi, evet. Bu 8. kitabımız. Oh, ne kadar güzel. Ama hepsinde de bir şey var. Hayvan sevgisi bayağı bir yoğunlukla anladığım kadarıyla. Ben, fotoğraflar da var ama aldık. Evet, onları da kullandık. Sokakta ki köpekleri, böyle kedileri yalnız, yani onları böyle şey gibi görüyorum hep. Yalnız savaşçılar onlar. Evet. Yani hep tek başlarına bütün geceyi işte bir yerlerde geçiriyor. Yağmur yağıyor o sokakta, işte kar yağıyor sokakta. Güneş kavuruyor sokakta. O yüzden böyle onları çok kendi başına, hani çok yaşam mücadelesi veren aslında canlılar gibi görüyorum. Çok saygı duyuyorum ve seviyorum da yani bugüne kadar. Her şekilde hepimiz. Onlar da beni seviyor. Böyle aramızda. Şeyde, Twitter'da, Facebook'ta şimdi hayvan hakları falan çok da farkındaysan savunucular da çok var. Ve bu anlamda çok varlar. Tweetler de var. Facebook'ta da var, Twitter'da da var. Onun için ne diyorsun? Yani iyi ki varlar. Ben onların hepsini destekliyorum. Zaten gazetemiz de destekliyor. Biz en çok mesela işte hayvanlara, onlara yapılan zulümlere ya da işte gerekli yasalar, olması gereken yasalar üzerine çok haber yapıyoruz. Yani çok önemsiyoruz çünkü aynı tabiatı ve doğayı paylaşıyoruz. Yani ortak paylaşıyoruz. Bu en az bizim kadar canlılar ve en az bizim kadar hakları var diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz sevgili Yasemin sizi. Teşekkür ederim. Ahmet Bey, siz nasıl? Sosyal medya ile ilişkilerimiz? Sosyal medya tabii biraz zorunlulukla içinde olduğumuz bir mecra bizim için. İşimizin gereği. Biliyorsunuz öncelikle Facebook çıktı. Facebook'un içerisindeydik. İşte orada arkadaşlarımızı bulduk. Geçmişte kalan insanlara ulaştık ve onlarla bir takım ortak anılarımızı paylaştık. Ama ben Twitter'ı daha çok kullanıyorum. Çünkü özellikle haber takip etmek için Twitter şu anda eşsiz bir haber kaynağı niteliğinde. Birçok internet sitesini girip tarayıp bakmanıza gerek kalmadan Twitter'dan işte doğru kişileri ve doğru kaynakları takip edebiliyorsanız habere en hızlı ve en etkin şekilde ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla Twitter benim için daha aktif olduğum bir mecra. Evet, kesinlikle. Sizin için bir küçük şöyle bir araştırmada ne diyor? Robotik sistemler, yapay zeka, Lego, ahşap kutular ve bir takım başka ilginç işlerin hastası diye bir metin buldum şöyle küçük. Doğrudur. Şöyle söyleyeyim, benim daha ilkokula başlamadığım dönemlerde babamın satın almış olduğu bir takım ansiklopedilerden annem beni yanına oturtup bana resimlerini gösterir ve içindeki metinleri okurdu. Ve orada en çok sevdiğim ansiklopedinin uzaydı, uzay teknolojileriydi. Çocukken başladı. Evet, bu tutku ilkokul ve ortaokul yıllarında devam etti. Elektroniğe çok meraklıydım, bilgisayara çok meraklıydım ve bunun bir sonucu olarak da uzay bilimleri ve teknolojisi zaten bölümünü, İTÜ, evet, uzay mühendisliği bölümünden mezun oldum. Ve Allah rahmet eylesin diyorum. Bizim bir hocamız vardı, Şakir Kocabaş. Türkiye'nin ve hatta dünyanın sayılı yapay zeka uzmanlarından birisiydi. Onunla çok fazla zaman geçirme şansım oldu. Ve dolayısıyla yapay zeka ve okuduğum bölümün içeriğiyle de ilgili olarak robotik, işte bilgisayar, elektronik gibi konular her zaman hayatımda önemli bir yer tuttu. Ve her çocuğun severek oynadığı Lego benim çocukluğumda önemli bir yeri vardı. Ve büyüdüğümde de bu tutkum devam etti. Artık şu anda evde çocuklarımız artık Lego ile oynuyor. Ben oynayamıyorum ama bu tutku devam ediyor yani. Ne kadar güzel. Peki şimdi küçük bir VTR'miz var. Evet. Bir izleyelim, sonrasında sohbetimize devam edelim. Peki. Yeni bir göz implantı körlerin de yüzleri tanımasını, televizyon izlemesini, hatta okumasını mümkün kılıyor. Milyonlarca yaşa bağlı maküler dejenerasyon hastasına yardım etmek için tasarlanmış bu aygıtın dışarıdaki bir parçadan görüntü ve güç almasını sağlayan bir sistemi mevcut. Bu implant görüntüyü doğrudan gözle yakalıyor ve bir lazer çalışması için gereken enerjiyi uzaktan sağlıyor. İmplantın boyutu küçük olduğundan yarım saatlik bir operasyonla göze nakledilebiliyor. Evet, teknoloji gelişiyor bir yandan ama bizim de mesela konuşmak istediğimiz bu haftaki konuların önemlisinden birisi internet haberciliği. İnternet haberciliği habercilikten biraz farklı olmaya başladı. Demin senin de üzerine gittiğin gibi Twitter mesela çok ciddi bir haber kaynağı haline gelmeye başladı ve neredeyse haber sitelerinden daha fazla insanlar Twitter'ı kullanmaya başladılar. Senin bu konudaki görüşlerin nedir? İnternet haberciliği, yani haberciliği mecra olarak internete taşıdığımızda neler değişti sence?
Aslında tarihe dönüp baktığımız zaman yani mağara devri döneminde duvarlara çizilen resimler ve sonrasında taş tabletler, işte papirüsün bulunması, yazı, matbaanın icadı ve günümüze kadar teknolojiyle birlikte bu ortamın gelişmesi, hepsini bir bütün olarak ele aldığımızda çok basit bir şey yapıyoruz. Yani karşılıklı iletişim kuruyoruz. Evet. İki ve daha fazla insan arasında bir fikir, bir görüş, bir düşünce aktarımı söz konusu, bir olayın aktarımı söz konusu. Sadece kullandığımız mecra değişiyor. Ve kullandığımız mecranın değişmesi bu bilgi aktarımının süratini arttırıyor. Özellikle medya dediğimiz ortamın 1800'lü yıllardan sonra sosyolojik anlamda toplumu etkilemeye başladığını görüyoruz. Ve çok uzun bir tarih değil yani 200 yıllık bir dönem içerisinde şu anda insanlar sosyal medya üzerinden organize olup işte ihtilaller ya da başkaldırılarla ülkelerinin yönetimlerini değiştirebilir noktaya geldiler. Evet. Arap Baharı'nda bunu izliyoruz. Dolayısıyla insanın başının dönmemesi mümkün değil. Yani hepsini birden takip edebilmek, hepsine yetişebilmek, hepsinin içinde olmak mümkün değil. Herkes kabının büyüklüğü ölçüsünde bu mecradan faydalanıyor veya bu mecranın içerisine katkıda bulunabiliyor. Evet. Bunlar olumlu gelişmeler ama önü nereye gidecek? Yani biraz önce VTR'da da seyrettik işte bir göz implantı ama bu sadece görmeyen insanlar için yapılmış bir buluş ya da işte teknoloji geliştirilmiş teknoloji. Biliyoruz ki işte Google gibi firmalar bir takım gözlükler, teknolojik gözlükler evet. üzerinde çalışıyorlar. Belki de hiçbir araç kullanmadan bir süre sonra vücudumuza implemente edilecek, vücudumuza yerleştirilecek işte lenslerle ya da başka cihazlarla, evet çiplerle haber alışverişi yapabiliyor olacağız. Bunu önceden kestirmek mümkün değil. Önemli olan içinde bulunduğumuz ortamın bize sunmuş olduğu avantajları en iyi nasıl kullanabiliyoruz, bunlardan nasıl fayda sağlayabiliyoruz? Sadece bireysel olarak değil, ülke ve millet olarak bunlardan nasıl bir ekonomik model oluşturabiliyoruz, nasıl bunu gelir haline dönüştürebiliyoruz? Bu işlere kafa yormamız lazım. Yoksa dönüşümü ve değişimi hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Yani bunu inkar edebilmek gibi bir lüksümüz de yok. Yani şöyle mi diyorsun, internet haberciliği üzerine konuşacaksak, internet evet. haberciliğinin Türkiye'deki haberleri dünyaya ulaştırabilen bir yapıyı, platformu oluşturmamız en çok gerekli olan noktalardan evet. birisi diyebiliriz. Son dönemde zaten bildiğim kadarıyla büyük mecraların bir kısmı internet veya internet dışında İngilizce de aynı şekilde kendi evet. günlük evet. gazetelerini ve dergilerini çıkarmaya devam ediyorlar. Evet. O zaman internet haberciliği dediğimiz noktada yeni dünya haberciliği bu tarafa doğru gidiyor gibi. Tabii olacak. Kesinlikle. Çok Peki doğru. Yasemin, senin tarafta nasıl gelişiyor bu işler? Yani köşe yazan birisinin internette köşe yazmasıyla normal periyodik herhangi bir yerde köşe yazması birbirinden biraz gazete farklı gibi geliyor bana. Ben gazeteyi tercih etmedim hiçbir zaman. Hala etmiyorum. Zaman zaman oldu öyle fırsatlarımda ama açıkçası değerlendirmedim. Çünkü internette yazmayı seviyorum. Yani hani gecenin üçünde bile... Ne farklılığı var sence? Çok Neden? Şey. Birinde yazını teslim ediyorsun ve artık senden gidiyor. Bir daha ona kontrol etme... dokunma şansın yok, düzeltme şansın yok. Hiçbir şu şey andaki hissiyatım ne hissediyorsun? Bir de tabii yani şimdi ben yazı yazdığım yerde o kadar rahatım ki panelim hemen ulaşabileceğim uzaklıkta. Gecenin üçünde bile hani canım sıkıldı, insan sevgilisiyle kavga ediyor, ayrılıyor, işte barışıyor. No, bir şey hissediyor yani onu hemen o anda yazıp yayınlayabiliyor. Ben internetin hızını bu anlamda seviyorum. Bir de enerjisini de seviyorum. Peki, o yüzden aynı anda geri dönüş de oluyor değil mi? Yani tabii tabii. Yani yazıyı koyduğun anda ve zaten sosyal medyada paylaştığın anda ki insanlar da girip okuyor ama bir de paylaştığında hemen yorumlar geliyor. İşte güzel olmuş olmamış işte evet. yazarken ne hissettin süper işte onlar paylaşıyorlar falan derken ben bunu seviyorum. Yani gazetede böyle bir şansın da olmuyor. O bana biraz daha şey gibi hani yazı yazdım verdim. Yani işte mail gelebilir falan. Hani orada direkt yorumları, her şeyi, tepkileri görmek bana heyecan veriyor açıkçası. O yüzden ben interneti kesinlikle tercih ediyorum. Şimdi Ahmet, cloud diye bir yapı var. Yani bu cloud evet. yapısı itibar yönetimi konusunda cloud.com itibar yönetimi konusunda bazı çalışmalar yapıyor. Şimdi Yasemin'in söylediğinden ben şunu çıkarıyorum bir parça. İnsanlar mesela cloud'da şunu, ne kadar fazla Twitter follower'ınız olduğuyla ilgilenmiyorlar. Kaç kişi var? İki kişi mi var? İki kişi takip ediyorsa sizi, o iki kişiden ikisi de siz yazı yazdığınızda geri dönüyorlar mı? Hı hı. Geri dönüş verebiliyorlar mı? Onu hı hı. takip ediyorlar. Peki o zaman internet biraz feedback tarafını daha mı açtı mecranın?
hani bu genel medya teorisinin içindeki feedback mecrası daha gelişir hale mi geldi? Tabii ki yani burada günün sonunda son kullanıcı ya da bireyler dediğimiz kişilerin olayın içerisine katılması imkanını doğurdu. Yani 20 sene değil 10 sene önce bile biz bu tarz imkanlara sahip değildik. Yani doğru. Bir ürünü almak için herhangi bir satış yapan mağazaya gittiğiniz zaman satıcının size anlattığıyla sınırlıydınız. Ona inanırdınız ya da inanmazdınız. Sizin tercihinize kalmış bir şeydi. Bir hata yaptığınız zaman da bu hatayı yaptıktan sonra anlayabilirdiniz. Ama bugün öyle değil. Konu ne olursa olsun internette yüzlerce, binlerce, milyonlarca farklı kaynaktan onunla alakalı bilgi alma şansına sahipsiniz. Bu da ister istemez bireyleri bilgi iletişiminde önemli bir noktaya koyuyor ve senin de ifade etmiş olduğun gibi bireyleri işin içerisine daha fazla katıyor. O zaman mecrayı da aslında sadece yazarlar değil aynı zamanda okurlar da oluşturmaya başlıyorlar mı? Tabii. Tabii ki, tabii kesinlikle. Ki. Ve hatta şöyle internetin gelişim süreci içerisinde çok büyük medyaların veya medya gruplarının endişe ettiğini görüyoruz. Yani internetteki bu değişim acaba bizim geleceğimizi nasıl etkileyecek sorusuna oturmuşlar, düşünmüşler. Bunun karşısında olmak ve buna karşı bir takım stratejiler geliştirmek isteyenlerin başarılı olamadığını, günün sonunda bu gücü de kendi içine alarak büyüme stratejisine yöneldiklerini görüyoruz. İşte ne yapıyor? Çok büyük gazeteler son kullanıcıları için bloglar açabilecekleri sayfalar sağlıyorlar. Facebook, Twitter gibi akışların sayfalara, haberlere ya da işte sitelere entegre olduğunu görüyoruz. Orada kullanıcıların feedbacklerinin real time aktığını görüyoruz. Ve teknoloji bu tarafa doğru gidiyor. Yani bireyleri soyutlamak mümkün değil. Yasemin, teknik olarak hani feedback konusunu biraz açıkladı Ahmet aslında ama senin tarafında nasıl görünüyor? Yani o çünkü orada bir yandan bir duygusal şey de var. Yani sadece feedbackler... İnsanları birbirine yaklaştırdığını düşünüyorum ben. Fikirlerini, insanların fikirlerini paylaşmalarına biraz daha imkan verdiğini ve aslında biraz da cesaret sağladığını düşünüyorum. Çünkü mesela söyleyemeyeceğimiz birbirimize belki şeyleri artık yazar hale geldik. Peki okur yazar olur mu? Olur tabii. Yani olmaması için herhangi bir sebep olur, yok. Tabii. O yani, zaman mecra biraz tersine mi dönüyor acaba? Yani okur yazıyor, yazar okuyor. O da var, o da var yani. Yani hepsi var bence. İnternetin içinde her şey var. Yani az önce siz konuşurken şeyden bahsettiniz. Hani yazılı basın ne olacak? Bence hani gelecekleri ne olacak? Evet, bugün onların bence öyle bir gelecekleri olmayacak diye düşünüyorum ben. Çünkü mesela ben yıllardır internette hallediyorum bütün işlerimi. İnternetten haber okuyorum. Yani hiç... Çok uzun bir zamandır gazete almıyorum. Çünkü zaten kağıt almayı sevmiyorum. Geleneksel gazetecilik bitti diyorsun o zaman. Bitiyor diyorsun. Bitiyor yani değişim diyorum. Gösteriyor değil. Ama şuradan bitiyor. Bakarsanız mesela biz bir haberi haber olduğu anda, olay olduğu anda yayınlıyoruz. İki dakika sonra, beş dakika sonra yayınlıyoruz. Gazete onu ancak ertesi gün veriyor okura. Şimdi ben o haberi okumuşum, tüketmişim ya da herkes okumuş, herkesin haberi olmuş. Ben şimdi onu okumak için gazete neden alayım ki artık yani? Televizyonlar bile artık geç kalmaya başladılar değil mi? Tabii yani biz, hani... biz 12'de veriyoruz haberi o akşam ya da işte biz 2'de veriyoruz o akşam bülteninde, ana haber bülteninde veriyor. Yani işte saat 8'de veriyor ama onu zaten insanlar her yerden okumuş, olay hakkında her şeyi öğrenmiş oluyor çoktan yani. Peki işin haber tarafına baktığımız zaman Ahmet sana sormak istiyorum. Bu çok ilginç bir konu çünkü haber... Hani ilk oluştuğu anda bir haber var. Evet. Sonra o haberle ilgili mesela geleneksel basının Yasemin dediği gibi çok geride kaldığı bir periyodik durum var. Evet. Yani aslında onların dezavantajı haline gelmeye başladı. İnternette evet. Çünkü Twitter'da okuyor, internette okunuyor hatta tabii. Feedbackler dönüyor. Artık haber haberlik etkisinin altında kalmış evet. oluyor. Geriye kalan bir şey var. Ya onunla ilgili konuşmaya devam edeceksiniz ve birçok o konuyla gündemle ilgili stakeholder dediğimiz insanlardan fikir alacaksınız ya da bir dosya konusu oluşturup hani artık bu haber böyle böyle gelişti, bu haber şuradan başladı ama bu noktaya kadar geldi diyeceksiniz. Geleneksel basın niye bunu yapamıyor? Yani mesela gazeteler hala aynı haberi vermeye çalışıyorlar ama evet. o haber Twitter'da zaten bitmiş yani. Evet, yani. Evet. Şimdi tabii burada meseleyi iyi analiz etmek lazım. Yani sorun bence geleneksel medyanın ölüyor olması değil, geleneksel araçların ölüyor olması. Yani basılı kağıt ölüyor ama gazetecilik ya da habercilik ölmüyor.
bugün internet üzerinden yayın yapan haber portallarına girdiğiniz zaman aslında birçok haberi anında orada da görebiliyorsunuz. Spot başlıklar halinde bunları okuyucularına iletiyorlar. Evet, gazete kağıt olarak ölüyor ama gazetecilik ve habercilik şekil değiştiriyor. Şekil değiştiriyor. Evet, yani var, evet. Şöyle düşünün, 2000 sene önce ya da 3000 sene önce hiyerogliflerle bir takım mesajlar, bilgilerin basıldığını ve yayıldığını düşünün. Bunun hızı ne olabilirdi? Bugün biz bu hızda bir gelişim yaşıyoruz. Yani habere ulaşma süratimiz artıyor, haberi yayınlama süratimiz artıyor ama habercilik ölmüyor. Habercilik devam ediyor. Yarın bir gün bunun şekli farklı bir şekilde olabilir. Beynimizin içine implemente edilecek bir mikroçiple belki de hiçbir araç kullanmadan telepatik olarak bilgiler bize geliyor olacak. Yani bu çok ilginç bir düşünce. İleri bir hayalperest, bir ütopik bir düşünce ama örnek olması açısından söylüyorum. Sen muhtemelen bunu gezdiğin laboratuvarlardan birinde gördün. Belki de görmüşümdür, bilemiyorum. O zaman bunun haberini şimdiden verelim. Böyle bir şey olacak. Yakında. Evet, kesinlikle. O zaman şöyle yapalım. Bir VTR'miz var. Peki. Onu izleyelim. Dönelim tekrar. Yaşasın. Devam edelim. Tokyo Ishikawa Oku Üniversitesi'nde geliştirilen bir proje yapay zeka adına oldukça başarılı bir örnek sunuyor. Taş, kağıt, makas olarak bilinen oyunda asla kaybetmeyen ve sadece bir elden oluşmuş olan robot her şeyi gözlem yaparak başarıyor. Karşısındaki oyuncunun hangi hareketi yapacağına göre kazanacak işareti yapması beklenen robot asla yanılmıyor. Rakibinin elini takip ederek bir saniyenin binde biri kadar sürede önceki hareketleri de analiz ederek tahmin ediyor ve karşı tarafı yenecek olan hareketle karşılık veriyor. Kısacası yapay zeka için oldukça ümit verici bir çalışma olarak da hafızalarda yerini buluyor. Ahmet, sen bir yapay zeka uzmanısın. Söyle bana. Estağfurullah. Yapay zeka mıdır, değil midir? Uzman demek yapay zekacılara hakaret olur. Şimdi aslında yapay zeka dediğimiz hadise ve insanın zekası dediğimiz hadise belli girişlerin, dışarıdan almış olduğumuz değerlerin yorumlanarak dışarıya bir çıkış olarak verilmesidir. Doğru. İşte bir bebek elini ateşe uzatmaması gerektiğini ancak elini ateşe uzatıp elini yaktığı zaman öğrenir. Beyin artık onu depolar ve bir daha elini ateşe uzattığı zaman elinin yanacağı bilgisini ona verir. Bu zeka göstergesidir. Bunu biz beynin yapısını tam olarak bilemediğimiz için teknolojik tarafta birebir insan zekası diyemiyoruz. Yapay zeka şeklinde ifade ediyoruz. Şu şekilde taklit edebiliyoruz ancak. Yani belli girişlerde o mekanizmanın ya da işte o programın nasıl davranacağı ile alakalı bir takım çıktıları programlıyoruz. Ve sonucunda da buna yapay zeka ismini veriyoruz. Tabii şöyle şeyler var, yani doğal dil anlama gibi bir takım konular var yapay zekanın içerisinde. Bunlar biz öğretmediğimiz halde de belli bir takım çıkarımlarda bulunabilerek sonuçlara odaklanabiliyorlar. Dolayısıyla aslında yapay zeka dediğimiz bu olmuş oluyor. Yani bir şeyin önceden programlanmış ve sabit bir çıktı üretmesinden ziyade pek çok farklı çıktının içeri girdiği zaman daha önce içeri girmemiş bir girdiği için nasıl çıktı üretebileceğine dair yorum yapabiliyorsa programımız, bu bir yapay zekadır. Ama bunun dışındakiler düz programlama oluyor. Oldukça diyorsun, if'den else evet, diye devam eden çok karışık. Umarım seyircilerimizi sıkmamışızdır bu ağır tanımlamalarla. Yok ama yani işin bu kısmı önemli. Şimdi tabii yapay zekada bizim geldiğimiz en son nokta ve çok sıkıntı duyduğumuz şey şu. Ağaç diye bir şeyi bir kez tanımladığınız zaman evet, insan beyni her şeyin hangisinin ağaç olduğunu algılayabiliyor. Evet. Yani gövdesi olsa da olmasa da, evet, kökü büyük olsa da olmasa da, kökü dışarıda olsa da içeride olsa da algılayabiliyor. Ancak bilgisayar hangisinin ağaç olduğunu algılamak için milyonlarca ağaç görmek zorunda ki o aradaki farkı algılayabilsin. Yani böyle bir dünya, evet, var. Şimdi işin tabii şöyle bir dünyası da var Yasemin. Yani biz ağacı görüyoruz. Önce bir ağaç gördüğümüz zaman bütün ağaçları algılayabiliyoruz. Daha sonra insanoğlu bir ağacın üzerinden bir köşe yazısı yazabiliyor. Üzerine bir duygu ekleyebiliyor. Evet. Hiç kimsenin ekleyemediği bir duyguyu ekleyebiliyor. Doğru. Bu işte savaş olur, kavga olur, tabii, aşk olur, dostluk olur. Peki acaba bilgisayarlar bu noktaya gelebilir mi sence? Duyguları yok. Yani bir yerden sonra için, zorlanırlar. Zorlanırlar değil, bence mümkün değil. Hani biz duygusal insanlarız aynı zamanda. Hani fiziksel olmanın dışında ama bilgisayarı varlıklarız yani. Ama bilgisayarın duyguları nasıl yapacaksın? Hani her şeyi taklit edebiliriz ama
duyguları hani bizim sahip olduğumuz şeyi nasıl yapacağız yani? Yani onu bir bilgisayara nasıl vereceğiz ki? Verilir mi? Bu yapay duyguyu nasıl tanımladığınızla alakalı bir şey. Yani evet. Eğer duyguyu sadece bizim bünyemizdeki bir takım biyokimyasal etkileşimler olarak değerlendiriyorsak teknoloji günün birinde bunu çözümleyebilecek noktaya gelebilir. Ama duygunun ötesinde bir ruhun varlığına işte inanıyorsak... İşte yani hani zaten duygunun çıkış noktası ruh olduğu için evet. Bir bilgisayara nasıl ruh yapacağız yani? Nasıl ruh yapacağız? Ama o tabii inançla alakalı bir şey. Yani bilim dünyası biliyorsunuz materyalist felsefeyle yaklaştığı için eyvah. Ruhu kabul etmeyebiliyor. Dolayısıyla ama gittikleri noktada ruhu buluyorlar. Öyle de bir dünya var. Yani hani bu Higgs bozonuyla ilgili şeylerin içinde ruh konusunda ciddi etkiler var. Yani hani insanlar onu düşünmeye başladılar. Ya burada bir şeyler var. Farklı bir şeyler var demeye başladılar. Mutlaka yani sonuçta bir taştan bizi ayıran bir takım özelliklerimiz olduğuna kesinlikle göre kesinlikle farklı bir şeyler var elbette ki. Teknolojik bir takım cihazlarla bizler... Arkadaşların da ruhu olduğuna inanıyorum. O da güzel. Doğru tabii. Evet doğru, ben doğadaki doğru. Her şeyin bir ruhu olduğuna inanıyorum. Aynen. Teknolojik bir takım cihazlarla, aletlerle duygusal bağ kuruyoruz evet ama onların duyguları olacağına hiçbir şekilde, hiçbir zaman inanmıyorum. Ama sonuçta o duygusal bağ yine bizler onunla kuracağız. Bu bir gerçek. Evet. Ya şunu yaşamışızdır. Yani işte evinize yeni bir cihaz aldığınız zaman eskisi bozulur. Hani annelerimiz küstü derlerdi. Robotla evet duygusal bağ kurabileceğiz işte, ama yani. Benim başıma çok gelmiştir. İşte bilgisayarla çok haşırı neşir olduğumdan dolayı mı artık bilemiyorum. Ararlar ya işte bilgisayarda bir sorun var. Yanına gidersin. Abi sen geldin düzeldi dokunmadan falan derler. Var tabii ki böyle bir ilişki ve iletişim mutlaka var. Kesinlikle. Duygularla ilgili de aslında ciddi bir çalışma var. Ama tabii bence şeyin erkek bakış açısıyla hanım bakış açısının en önemli farklarından kesinlikle. Birisi bu. Yani kadınlar daha bu olaya duygular insanlara aittir gözüyle bakıyorlar. Evet. Bakalım ne olacak? Yani o tarafını da görmek lazım. Çünkü görebilecek miyiz göreceğiz. Acaba peki? Yani ne kadar vardı güzel. Acaba? Bu anlamda böyle çalışmalar. Atıyorum 20 yıl sonra mı? 50 yıl sonra mı? Yani bilemem çünkü o konunun sizce? Uzmanı değilim. Hani 50 sene sonra belki diyebiliriz ama 50 sene teknoloji dünyası için çok uzun bir süre. Değil mi? Yani internet çıkalı 20 sene olmadı daha. Değil mi? O açıdan bakarsanız. O zaman... ürkütücü geliyor bana. Yasemin sana nasıl geliyor böyle şeyler konuşuyoruz? Yani aslında hani şu yapsınlar. Sağ olsunlar hani bu tip çalışmalar hepsinden razı olsun. Ama bizi ilgilendirmeler. Ya hayır şöyle hani biz onları da görelim çok okuyalım güzel. Falan ama yani o da bize belki bir yol açıyor, fikir açıyor, fikir veriyor. O çalışmaları da aslında elbette. Bence desteklemek gerekiyor. Fakat yine de ben teknolojinin çok fazla hayatımızda çok önemli olması taraftarı değilim. Belki sağlık alanında ve birçok alanda falan ama hani insanların bile geldiği durum evet internet diyoruz, çok hızlı diyoruz falan. Ben internette iş yapan biri olarak inanın internetin başında çok fazla vakit geçirmiyorum. Çünkü bir müddet sonra tamamen ona bağımlı hale geliyorsun. Şimdi İnternetin böyle bir sorunu neyse var. O kadarın diyorsun. Evet yani her şeyi lazım olduğu kadar, ihtiyaç kadar evet. Kullanmak lazım. Doğru. Bir de teknoloji bizi duygudan biraz uzaklaştıran bir şey olduğu için evet, yani? Dikkatli sence, kullanmak peki lazım. Peki o zaman bu noktada sence bu teknoloji yalnızlaştırıyor mu insanları? Tabii ki. Ha, tabii bir kadın ki. Olarak, bir yazar olarak ne diyorsun sen bu konuda? Aslında bir kadın olarak ne diyorsun? En önemlisi. Mesela şöyle ilişkiler artık Twitter'da başlayıp Twitter'da bitebiliyor bile yani. Hani bir mesajla başlayıp, bir maille başlayıp, maille pek abi yani Twitter'da maalesef. Başlayıp orada bile bitebiliyor. Hani buralara dikkat etmek lazım. Fakat her şeyi sen nasıl kullanırsan sana o cevabı verecektir. Yani sen onu eğer dikkatli kullanırsan, duygularını kaptırmazsan, hani o kadar yalnızlaşmazsan. Çünkü internetin başına geçirilen vakitte başka bir şey yapılmıyor. Yani evde oturuyor mesela uyandığından işte özellikle bir işi de yoksa ya da işte atıyorum işten geldi bütün gecesini onun başına geçirebiliyor. Etrafındaki insanları belki ilgilenmesi gereken ailesini bile çoğu zaman unutabiliyor. Ki ben bunlara çok şahit peki, oluyorum. Peki Twitter'dan birisine aşık olmamak mı lazım yani bu mantık? Elbette. Yani o nasıl bir aşk olur ki zaten hani o bir hayal ürünü olur. Yaşamak lazım değil mi? Ya göz göze gelmeden, bakmadan, tanımadan. Göz kontağını kurmak lazım ha, belki değil mi? Hani orada tanışıp falan ama ona da pek başka bilmiyorum yani. Başka türlü aşk olur mu? Değil mi yani? Olmaz. Yok, yani Twitter'da olmaz. Ve Facebook. Aşk böyle gördüğün anda oluyorsa oluyor, olmuyorsa hani ne Twitter'da ne orada ne burada zannetmiyorum. Hani aynı o göz teması. Yasemin. Evet. Bence öyle olmalı. Ben... Peki Twitter'da görüp de Twitter'da doğru... göremiyoruz. Twitter'da okuyoruz. Ta
Tamam, sonra buluşmaya karar verdik diyelim. Zaten ondan önce aşk olmaz. Etmiyor muyuz? Etmiyoruz tabii yani. Neden? Belki hayatının aşkını bulacaksın orada. Tanışma fikri yok, öyle bir şey yok. Olmaz. Ben ona çok şey bakmıyorum ya, o biraz güvenli de bulmuyorum açıkçası. Aynen, kesinlikle güvenli. Yani bulmuyorum. Çok güvenli bulmuyorum ve hani ben mesajlara cevap veriyorum çünkü insanlar bana bir soru sorduklarında bana bir soru sormuş yani hani ben ona cevap vermeliyim bence. Fakat onun dışında hani kitabımla ilgili, yazımla ilgili, şarkımla ilgili hepsine dönüyorum. Ama onun dışında gelen mesajlara mesela cevap vermiyorum. Hani işte konuşsak da tanışsak da şu da bu da falan sohbet etmeye yol açmak isteyen mesajlara cevap vermiyorum açıkçası. Bir orada kaybedeceğim vakti mutlaka bir şeyler yazarak değerlendirmek istediğim için bir de çok güvenli bulmuyorum gerçekten. Yani yazıştığınız her şeyi bir de bir yerde saklama imkanı da var yani özellikle bilmiyorum da o bir cesaret işi gibi geliyor bana biraz. Kesinlikle. O ne yazdığınıza bağlı biraz da. Elbette. Onun için siz bir şey yazmıyoruz. Ahmet Bey. Güven, yani güven konusuna ben katılıyorum. Kesinlikle karşıdaki kişinin kimliğini doğrulama ya da güvenli olup olmadığını doğrulama gibi bir şansınız yok. Bu noktada dikkatli olmak lazım. Ama internetin bir araç olarak kullanılmasına duygusal ilişkileri kurmak parantezi içerisinde evet. Söylemek istiyorum. Karşı değilim ve hatta eşiyle internet üzerinde tanışmış, evlenmiş, bugün iki çocuk sahibi olan ve evliliği 10. yılına girmek üzere olan bir insanım. Dolayısıyla bu teoriyi çürütmüş bulunuyor. Ama istisnalar kaideyi bozmazlar biliyorsunuz. Ama bu istisna evet. İstisna mıdır çok emin değilim. Yani son zamanlarda internet üzerinden bu şekilde tanışmaların ve evliliklerin arttığına şahit oluyoruz. Bu görücü usulünün yerine geçti galiba. Enteresanmış aslında. Bununla alakalı karikatürler falan var biliyorsunuz. Ama bilişim muhabirleri arasında bu çok şey yaygın olması da çok olağan bir şey sanki. Abi bir şey söyleyeceğim. Mümkün. Yani bizim söylediğimiz her şey burada sonuçta genelleme. Yani biz genel olarak güvenli olmadığını düşünüyoruz. Genel olarak evet. Bize uygun olmadığını düşünüyoruz belki. Çünkü ben mesela göz teması kurmadan karşımdaki insana bir şey hissedemeyen biriyim. Samimiyeti de anlayamayız değil mi? İşte bakmadan, ona bakmadan, onu görmeden, onun bana nasıl baktığını görmeden, bilmeden, onu hissetmeden ben... Bir şey hissedemem yani ne kadar yazışırsam yazışayım bir de böyle bir durum var gerçekçi gelmiyor bana. Peki burada o zaman şöyle bir şey yapalım. Burada tabii sizin düşünceniz güvenlikle ilgili. Hı hı. O zaman bir VTR'miz var o VTR'yi seyredelim tamam. O da güvenlikle ilgili. Tamam. Bakalım evet. Ondan sonra bu ikisini birleştirebilecek miyiz? Kurbanın çiçeğine ilaç atarak uyuttuktan sonra tecavüz etme kabusu artık tarihe karışıyor. İsrail'li bilim adamları içeceğe atılan ilacı sadece birkaç saniye içinde tespit eden bir test cihazı geliştirdi. Tecavüz vakalarında en fazla kullanılan GHB ve ketamin gibi kimyasal maddeleri tespit edebilen sistem cihazın şüphe duyulan içeceğe daldırılmasıyla çalışıyor. Söz konusu maddelerin varlığına reaksiyon gösteren cihazın lambası yanarak maddeleri tespit ediyor. Evet, internetten bahsediyoruz ve internette tanıştığımız bir insanın başımıza bir şey getirme ihtimalini de ortadan kaldırabilecek bir test cihazı aynen. Oluşmaya başlamış. Demek ki teknoloji bu tarafta güvenliği de sağlıyor. Biz o test cihazını evet. Çantamızda mı tabii. Taşıyacağız peki korunmak için? Yani o şey spreyleri gibi bir dönem vardı. İçeceğe böyle batırıyorsun. Aa inanmıyorum. Bak kimi sevgiyle anıyoruz bu arada? Türk sineması. Nuri Alço. Sevgili jönlerini. Nuri Alço. Sevgili anıyoruz. Nuri Alço'yu. Yani ben ve dışarı çıkarken, evet tecavüzcü Coşkun. Evet. Ben dışarı çıkarken çantama hani içkileri kontrol edebileceğim bir cihaz taşımayı bilmiyorum. Yani çantalarımız zaten küçücük içine cep telefonu birkaç bir şey koyduğumuzda zaten dolmuş hayır, oluyor. Hayır niye böyle bir şey yapalım zaten evet yani. Bir arada şeyler vardı o spreyler neydi? Şey. Artık yok mu? Biber spreyi mi? Göz, evet. Göze sıkılan evet. Göz var da işte yani hani öyle şeylere ihtiyacımız olması da kötü. Tabii. Hani bu sürekli deprem olacak diye deprem çantasını kapıda hazır tutmak gibi bir şey yani. Depremi çağırıyorsun bak çanta orada hazır. Yanı başında tutuyorsun. olacak. Şunu işte kullanalım. Kötü yani hani ben böyle yaşamayı tercih etmiyorum ya. O şekilde Allah yaşamaz korusun. Zaten. Çantamda şey iç gibi bir şey koyarlar mı diye sprey falan o, böyle. Panik halinde. İşte yani. Peki haberciliğe dönecek olursak. Dönelim. Şimdi bir de önemli bir şey daha gelişti bence habercilikle ilgili. Eskiden haberleri işte akşam saat 8'de ajans verirdi. Ondan sonra sabah televizyon şey gazeteyi alırdınız. Gazetede uzun uzun haberle ilgili bilgiler olurdu. Ama şimdi bakıyorum habercilik de şöyle bir noktaya geldi. Özellikle anlık haberlerde 140 karakteri geçmeyen haberler var değil mi? Yani evet. Böyle bir dünya oluşmaya başladı. Evet. Yani herkes aslında manşet yazmaya başladı. Evet.
Değil mi? Twitter'dan al haberi oldu. Twitter'dan al haberi. Evet. Ama haberin dünyası da değişti. Yani şimdi ajanslara bakıyorsunuz, ajanstan gelen habere, ama onu internete aktarmak istediğiniz zaman bir iki paragrafta bitmesi gereken bir haber haline geliyor. Yani haber küçüldü mü? Anlık haberler. Yani bir kanal olarak evet küçüldü. Twitter kullanıyorsanız küçüldü. Bu teknolojinin hayatımıza katmış olduğu hızla da alakalı bir şey. Artık hızlı yaşamak istiyoruz. Vakit kaybetmek istemiyoruz. Aslında vaktimizi o kadar çok da boş şeye harcıyoruz ki bir tezat olarak. Bunu da ortaya koymak lazım. Yani bir haberi okumaktan imtina ediyoruz ama işte 50 fotoğraflık bir foto galeriye yarım saat, bir saat vakit harcayabiliyoruz. Bu sizin haberi nasıl almak istediğinizle alakalı bir şey. Yani kimileri haberi çok kısa bir başlık olarak okumak ister. Kimisi hiç okumak istemez, bir video olarak seyretmek ister. Ve bunların hepsine de günün sonunda cevap verebilecek bir takım araçlar ve yardımcı olabilecek sistemler mevcut. İnternet metin okumayı kısalttı mı? Yani insanlar artık çok fazla okumuyorlar mı? Bilmem, ben çok okuyorum. Yani herkesin adına konuşamam ama ben çok okuyorum. Yani her şeyi, istediğim her şeyi araştırabiliyorum. İşte geçen gün sivrisinekler bizi niye sokuyorlar diye sayfalarca bir merak ettim çünkü yani sayfalarca okudum. Niye? Neden sokuyorlar? Dişi sivrisinekler sokuyormuş sadece çünkü ve ben, öyle enteresan işte bir sebebi var ki. Hanımlardan geliyor. Bakın bir şey söyleyeceğim. Dişi sivrisinekler, yumurtalarını beslemek için ısırıyorlar sadece. Aslında sadece bu sebepten. Evet, biliyor muydunuz bunu? Başımıza ne geliyorsa annelerden geliyor diyemeyeceğim, o kadar değil tabii. Çok güzel yani, yine kızlık Atıfa, eyvah. Ahmet Bey, şimdi Twitter buyurun demişken, 140 karakter demişken, evet, sizi şöyle bir ben tweetinizi buldum. Şimdi okuyayım şöyle tabii, kısaca. Tabii, buyurun. Dünyada ilk kez harici link vermeden 140 karakterden daha uzun tweet atmanızı sağlayan bir uygulama. Evet. Bir anlatır mısınız bunu? Nedir bu? Şimdi bu bizim bir programcı arkadaşla bir akşam MSN üzerinden sohbet ederken ortaya doğmuş bir fikir. Acaba olabilir mi böyle bir şey? Hayata da geçirmişsiniz. Oldu mu? Ve oldu, evet, yaptık. Şöyle oldu. Şimdi biliyorsunuz Twitter'da 140 karakterden fazla mesaj atamıyorsunuz. Bununla alakalı bazı servisler var. Bir link veriyorlar. Mesajın devamını okumak isterseniz linke tıklayıp diğer bir siteye gidiyorsunuz. Ama biz bunu bu şekilde yapmadan yapabilir miyiz düşündük. Ve bir cin fikirlilikle bir yöntem keşfettik. O da şu, biliyorsunuz bir fotoğraf ekleyebiliyorsunuz Twitter'a attığınız mesaja. O zaman yazıyı fotoğrafa dönüştürürsek ve fotoğrafı da mesajın içerisine gömersek 140 karakterden fazlasını göndermek mümkün olur dedik. Programcı arkadaş da sağ olsun yememiş içmemiş, sabaha kadar çalışmış. Bir gecede yazıldı. Ertesi sabah konuştuğumuz zaman abi ben bunu bitirdim dedi. Nasıl ya bitirdim falan. Hadi bir domain bulalım, domainini alalım dedi. Bir domain aldık ve bu servisi açtık. Biz kullanmıyoruz şu anda, açıkçası buna ihtiyaç hissetmedim. Çok ilginç, zaten evet, burada bir gün önce doğan, diye de not etmişsiniz. Evet, fikirden doğan ama ihtiyaç olmayan bir servis mi oldu? Evet, yani çok fazla zaman harcamadığımız için üzerinde problem yok ama kullanmak isteyenler tabii ki kullanabilirler. Kesinlikle. Peki. Siz de bir gün önce çok kısa süre içinde fikir aşamasından uygulamaya diye de zaten evet, yazmışsınız. Bir gün içinde de olmuş bitmiş zaten. Evet, geceden evet, sabaha aynen halledildi. Öyle, aynen öyle. Süper fikir. Olacak iş öyle oluyor zaten. Hemen tak tak. Değil mi? Kısmetse değil mi? Hızlı oluyor. Evet. Kesinlikle. Peki sizin site de aynı şekilde kısa zamanda aslında oluştu galiba, değil mi? Sitesiz. Evet, çok kısa sürede. Hatta biz onu herkesle birlikte yaptık. Yani açıktı site. Yani öyle birdenbire açmadık. Açtık. İnsanlar bizi ziyaret ederken tamamladık siteyi. İşte orası oldu, burası oldu falan. Yavaş yavaş, evet, öyle yaptık ve güzel oldu ki kuruluşunda sen de bize sağ olasın çok destek rica olmuştun. Ederim. Tecrübelerinden çok faydalandık. Şu anda çok iyi gidiyor, memnunuz yani. Bayağı bir noktaya geldi. Tabii geldi. Sizin sitenin şöyle ilginç bir durumu var. Ben orada şunu görüyorum. Mesela geçenlerde oturdum, onu karıştırmaya başladım. Yani hani böyle gazete karıştırır gibi. Evet. Gazetesiz de karıştırılabiliyor. Öyle ilginç bir çok durum güzelmiş var. Çünkü böyle bir ilginç bir durum var. Belki senden ve Yeliz'den kaynaklanıyor ama... Böyle çok kategorik ve çok düzenli gibi durmuyor. O da çok ilginç bir şey oluşturuyor. Yani hani eğlenceli bir nokta oluşturuyor. Çünkü sıra dışılık var böyle. Bir de evet, bir kadın eli değmişlik de var. Zaten var. Kadınlardan kadın kaynaklanıyor eli bu. Erkeklerde öyle bir özellik yok. Erkekler genelde kategorikleştirmeyi evet, daha çok tercih ediyorlar. O yüzden de bütün erkeklerin yaptığı tasarımın, erkeklerin yaptığı web sitelerinde çok ciddi çünkü kategoriler. Çünkü düz çok, düşünüyorsunuz, evet, düz. Kesinlikle renklerde. Biz burada hafif bir şey seziyorum. Ama sesle. biz böyleyiz yani, biz hareket düz, halinde. Düz, vurgu çok iyiydi. Düz, düz. Düz, düz, evet. Bu arada sevgili Yeliz
Pulat da kız evet. kardeşin değil mi? Canım aşkım Habercidir bir tanem. Kendisi. Evet. Lütfen onu da belirtelim. Sevgilerimizi yollayalım tamam. kendisine. Ahmet sen de blog yazıyorsun. Hala yazıyor musun? Ne bir takım bloglarım var aslında, yıllardır var ama bu biraz zaman ayırabilmekle alakalı. Yani hem bir şirketin tüm IT departmanını yönetmek, hem o şirketin yayınladığı bir kısım dergilere yazı yazıyor olmak her zaman blogumu güncel tutmama maalesef imkan vermeyebiliyor. Elimden geldiğince işte kendi düşüncelerimi oradan paylaşmaya çalışıyorum, işte çıkan yazılarımı paylaşıyorum. Ama tabii ki o bir şey değil, yani bir haber kanalı ya da kaynağı değil. Tamamıyla Ahmet Usta kimdir sorusunun cevabını görmek isteyenlerin girip bakabileceği kişisel bir şey. Ben şöyle bir şey hissetmeye başladım. Hani normalde biz bir fiziksel yayın yapıyor olsaydık evet. Onu bir yere dağıtacağımız için hedef kitleyle ilgili bir fikrimiz zaten baştan evet. oluyordu. Ama internet olduğu zaman şöyle bir şey oluyor. Siz yazıyı atıyorsunuz. Sonra insanlar cevap vermeye başlıyorlar. O cevap veren insanların hedef kitlesine, profiline bakınca bir hedef kitleniz olduğunu görüyorsunuz. Evet. Yani farklı bir hedef kitle. Sen öyle bir şey hissettin mi? Tabii mutlaka. Yani işte benim Deli Prof diye bir sitem vardı. Orada böyle çılgın proje fikirlerini falan paylaşırdım. Evet, en çok şeyler gelirdi bana. Yani işte okulda ödevim var, proje üretmem lazım abi. Bana nasıl yardımcı olabilirsin? Sabaha kadar bir proje fikri alabilir miyim sizden? Bu tarz mailler geliyordu. Elimden geldiğince de insanlara yardımcı olmaya hedef çalışıyordum. Hedef kitle o noktaya gelmiş. Yasemin sizin tarafta nasıl? Gazete sizin hedef kitlesi tam olarak kimler? Herkes. Herkes. Yani hiçbir sınır yok, herkes. Peki feedbacklere baktığın zaman ne hissediyorsun? Yani daha çok hangi profil ağırlıklı gibi görünüyor? Ya, üniversite öğrencileri. Ne kadar güzel. Ağırlıkta. Erkek, kadın? Kadın. Budur. Yani, kadın. Ama bizim gazetemizin şöyle bir durumu da var. Çalışanlar da kadın. Yani teknik departman dışında. Kurucusu da. Çalışanlar da kadın. Kurucusu evet, da kurucuları kadın. Da kadın. Güzel, o yüzden editörleri kadın. Kadın yani, hepimiz kadınız. O yüzden adına, doğal bir tepki olarak... Kadınlar takip ediyor daha çok. Bir de benim yani okurlarım genelde kadın olduğu için. Genelde diyorum tabii, erkek okurlarım da var. Onları da çok seviyorum. Alınıyorlar bana böyle. Bizi niye söylemiyorsun hiç? Onların hepsine selam ve sevgi gönderiyorum buradan. Hepsine sevgilerimizi yolluyoruz. Ve programımızın sonuna geliyoruz. Bir daha ne zaman geleceğiz? Ne zaman isterseniz, her zaman. Dilediğiniz zaman. Haftaya. Dilediğiniz tamam, zaman. Tamam, edelim. Haftaya yine konuğumuz olun lütfen. Peki. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz Yasemin Pulat. Evet, haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın sevgili izleyenler. Hoşça kalın.